Haritada uzaklık ve alan hesaplamaları. Haritada uzaklık. Arkadaşlar, uzaklık ve alan hesaplamalarına girmeden önce yine bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Matematiğin basit konularından uzunluk ve alan ölçüsü birimlerinde sıkıntısı olanlar bu konuda zorlanacaktır. Yani santimetreyi kilometreye çevirirken, kilometreyi santimetreye çevirirken sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Santimetreyi kilometreye çevirirken 5,0 siliyorduk. Kilometreyi santimetreye çevirirken 5,0 ekliyorduk. En fazla yapacağımız, kullanacağımız çevirme bu olacak arkadaşlar. Burada eksiği olan arkadaşların bu konuya bir göz atmasında fayda var. Bunu hatırlatıyorum ve hesaplamalara geçiyorum. Evet, uzaklık için bize gereken formül, gerçek uzaklık için bize gereken formül, gerçek uzaklık eşittir harita uzaklığı çarpı ölçek paydası. Bakın bu örnekte 1/300.000 ölçekli haritada A ve B kentleri arası uzaklık 12 cm olarak ölçülmüştür diyor. Ölçeğim 1/300.000, harita uzaklığımda 12 cm. Gerçek uzaklık eşittir harita uzaklığım 12 cm'ydi çarpı ölçek paydamda 300.000 cm'ydi, çarpıyorum. Ve arkadaşlar sonucu da kilometreye çevireceğim. Kaç kilometredir diye sormuş ve cevap 36 kilometre çıkacaktır. Bu örnekte ise harita uzaklığı sorulmuş. Harita uzaklığı formülü harita uzaklığı eşittir gerçek uzaklık bölü ölçek paydasıdır. Arazi üzerinde 40 kilometre olan bir mesafe 1/200.000 ölçekli haritada kaç santimetre olarak gösterilmiştir demiş. Harita uzaklığı eşittir gerçek uzaklığım 40 kilometreydi bölü ölçek paydamda 200.000 santimetre bölü 200.000 santimetre. Sonucu kaç santimetredir diye sormuş. Bakın yukarıdaki pay 40 kilometre. Bu 40 kilometreyi de santimetreye çevirmem lazım. Yanına 5,0 ekliyorum ve sadeleştirmelerimi yapıyorum, işlemimi yapıyorum. Sonuç 20 santimetre olacaktır. Bu örnekte de ölçek sorulmuş. Ölçek formülü ölçek eşittir harita uzaklığı bölü gerçek uzaklıktır. 80 kilometrelik bir uzunluğun 20 santimetre olarak gösterildiği haritanın ölçeği nedir diye sormuş. Ölçek eşittir harita uzaklığım yukarıya yazdım 20 santimetre bölü gerçek uzaklığım da 80 kilometre. Bakın pay santimetre, payda kilometre olmaz değil mi? Biri santimetre, biri kilometre. Aşağıdaki kilometreyi 80 kilometreyi de santimetreye çeviriyorum. Santimetreye çevirmek için yanına 5,0 ekliyorum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 20 santimetre bölü 8 milyon santimetre oldu. Sadeleştiriyorum, işlemimi yapıyorum ve 1/400.000 sonucuna ulaşıyorum. Bakın böyle örnekler de var arkadaşlar. 1/800.000 ölçekli haritada 12 santimetre olan AB uzaklığı 1/200.000 ölçekli haritada kaç santimetredir diye sormuş. Bunu uzun yoldan ilk önce gerçek uzaklığı bulup daha sonra harita uzaklığı formülünden de yapabilirsiniz. Ancak hiç gerek yok arkadaşlar. Oran orantıdan bu soruyu çok basit bir şekilde yapabiliriz. İlk haritadaki 1/800.000 ölçeğim ikinci haritada 1/200.000 olmuş. Yani ölçeğim büyümüş. Payda küçüldükçe ölçek büyüyordu, hatırladınız değil mi arkadaşlar? 1/800.000 ölçeğim 1/200.000 olmuş, 4 kat büyümüş. Ölçek 4 kat büyümüşse uzaklık da 4 kat büyür. 12 santimetreydi harita uzaklığım. Bunu da 4 kat büyütüyorum ve 48 santimetre sonucuna ulaşıyorum. Arkadaşlar konu anlatım videolarında örneklerimiz çok fazla olmayacak. Ama soru çözümü örnekleri için de videolar çekeceğiz. Daha fazla örneği o videolarda görebilirsiniz. Ve geldik alan hesaplamalarına. Burada durum biraz farklı arkadaşlar. Alan ölçüsü birimlerinde yüzer yüzer büyütüp yüzer yüzer küçülteceğiz. Yani santimetre kareyi kilometre kareye çevirmek için 10,0 sileceğiz. Kilometre kareyi santimetre kareye çevirmek için 10,0 ekleyeceğiz. Az önce uzaklık hesaplamalarında 5,0 silip 5,0 ekliyorduk. Bunu hatırlayın arkadaşlar. İlk olarak gerçek alanı bulmaya çalışacağız. Formülümüz gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçek paydasının karesi. Arkadaşlar hesaplamalarda farklı çözüm yöntemleri göreceksiniz. Ben en basit olanlardan biriyle başlayacağım. En son kitabına göre uzun bir çözüm yapacağım. İlk yöntemim oran orantıdan. Bakın bu soruda 1/400.000 ölçekli bir haritada 3 santimetre kare olarak gösterilen bir alan gerçekte kaç kilometre karedir demiş. Ölçeğin 1/400.000 santimetre. Yani bu ölçek bana haritadaki 1 santimetrenin gerçekte 4 kilometreye karşılık geldiğini söylüyor. Alan hesaplaması yaptığım için karesini almam gerekiyor. 1 santimetre 4 kilometreye karşılık geliyorsa 1 santimetre kare 16 kilometre kareye karşılık gelecektir. Soru çok basit bir hal alıyor arkadaşlar. 1 santimetre kare 16 kilometre kareye karşılık geliyorsa bana 3 santimetre kareyi sormuştu. 3 santimetre kare kaça karşılık gelir? 3 çarpı 16'ya değil mi arkadaşlar? 48 kilometre kare cevabımdır. İşte bu da uzun ama kitabına göre bir çözüm. Gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçek paydasının karesi. Harita alanı 3 santimetre kare. Ölçek paydası 400.000 santimetre. Ama ben 400.000 santimetreyi 4 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Sıfırlarla uğraşmak istemediğim için 400.000 demek 4 çarpı 10 üzeri 5 demektir. Bunun da karesini almamı istiyor formül benden arkadaşlar. 3 santimetre kare çarpı parantez içinde ölçek paydam vardı. Onların da ayrı ayrı karesini alacağım. 4'ün karesi 16, 10 üzeri 5'in karesi 10 üzeri 10. Üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılıyordu değil mi arkadaşlar? Bakın ne oldu? 3 santimetre kare çarpı 16 çarpı 10 üzeri 10. Yani 48 çarpı 10 üzeri 10. Santimetre kareyi kilometre kareye çevirmek için 10 sıfır silmem gerekiyordu. Şu 10 üzeri 10'u siliyorum. 48 kilometre kare cevabımdır diyorum. Bu örnekte harita alanı soruluyor. Formülüm harita alanı eşittir gerçek alan bölü ölçek paydasının karesi. Gerçekte 300 kilometre karelik bir tarla 1/200.000 ölçekli haritada kaç santimetre kare olarak gösterilmiştir? Harita alanı eşittir. Gerçek alanım 300 kilometre kareydi. Bölü ölçek paydam 200.000 santimetre. Önce şu yukarıdaki arkadaşlar 300 kilometre kareyi santimetre kareye çeviriyorum. Santimetre kareye çevirmek için 10 sıfır ekliyorum. Yani 10 üzeri 10 ile çarpıyorum. Ve artık santimetre kare oldu. Yani 300 çarpı 10 üzeri 10. Paydadaki 200.000 santimetreyi de 2 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bunun da karesini alacağım. Çünkü formülümde ölçek paydasının karesi vardı. 300 çarpı 10 üzeri 10 bölü 4 çarpı 10 üzeri 10 oldu işlemimiz. Normal sadeleştirme bölme işlemlerimi yapıyorum. Ve arkadaşlar sonucu 75 santimetre kare buluyorum. Yine kolay yoldan oran orantıdan da yapabilirdik bu soruyu. O şekilde de yapalım. Ölçeğimiz 1/200.000 santimetre. Yani bu bize diyor ki arkadaşlar haritadaki 1 santimetre gerçekte 2 kilometreye karşılık gelmektedir. Alan olarak düşünelim. 1 santimetre kare 4 kilometre kare olmaktadır. O zaman şunu diyebiliriz. 1 santimetre kare 4 kilometre kare ise gerçekte 300 kilometre kare olan bir yer haritada kaç santimetre kare olur? 1 santimetre kare 4 kilometre kare ise 300 kilometre kare kaç santimetre karedir? İşte bu işlemden 300'ü 4'e böldüğümüzde yine cevabımız 75 santimetre kare olacaktır. Bu örnekte de ölçeği bulalım arkadaşlar. Ölçek formülümüz ölçek eşittir karekök içinde harita alanı bölü gerçek alan. Sorumuz gerçekte 400 kilometre karelik bir göl 16 santimetre kare olarak gösterilmişse haritanın ölçeği nedir? Ölçek eşittir karekök içinde 16 santimetre kare bölü 400 kilometre kare. Karekök dışına çıkaralım arkadaşlar. 16 santimetre kare 4 santimetre olarak çıkacaktır. 400 kilometre kare de 20 kilometre olarak çıkacaktır. 4 santimetre bölü 20 kilometre sadeleştirdik 1/5. Paydadaki kilometreyi santimetreye çevirmek için 5 sıfır ekledim ve ölçeğimi 1/500.000 santimetre buldum. Alan hesaplamalarından sonra gerçek alan ve izdüşümsel alan kavramlarından da bahsedelim arkadaşlar. Gerçek alan bir bölgenin dağ, tepe, ova, plato yani tüm yer şekilleri ve yükseltisiyle birlikte hesaplanmış alanıdır. İzdüşümsel alan ise bir bölgenin yer şekilleri dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek hesaplanmış alanıdır. Bir bölgenin gerçek alanıyla izdüşümsel alan arasındaki fark fazlaysa o bölge yüksek ve engebelidir. Tekrar söylüyorum. Bir bölgenin gerçek alan ve izdüşümsel alan arasındaki fark fazlaysa o bölge yüksek ve engebelidir. Bu farkın az olduğu alanlarsa yer şekillerinin sade olduğu alanlardır. Ve arkadaşlar bu bilgi bize maalesef yetmeyecektir. Türkiye ve dünya haritasında nerelerin engebeli, nerelerin sade olduğunu bilen arkadaşlar bu konuyla ilgili doğru cevaplar verebilecektir. Örneğin Hakkari, Ağrı, Rize, Kastamonu gibi alanlarda gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Buna karşılık Konya, Edirne, Urfa, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası gibi yörelerde fark az olacaktır. Harita bilgisinde 3. bölümü yani uzaklık ve alan hesaplamalarını da bitirdik arkadaşlar. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Konu anlatım videolarında oldukça az sayıda soru çözümü oluyor. Tek tük örnekler var. Soru çözümleriyle alakalı da ayrıca videolar olacak. Konu testlerinin çözüm videoları da olacak arkadaşlar. 4. bölümde fiziki haritalarda yer şekillerinin gösterilmesiyle devam edeceğiz. İçinde izoipsler gibi çok önemli de bir başlık var arkadaşlar 4. bölümün. Sizden isteğim, eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız, kanala abone olmanız ve arkadaşlarınıza coğrafyacepte.com'dan bahsetmeniz. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.